Hala varmadık mı? Arda ve Ayşe ikiz kardeşlerdi ve o gün çok heyecanlıydılar. Anaokulunu yeni bitirmişlerdi ve okullarında çok başarılı oldukları için şehir merkezindeki büyük hayvanat bahçesine gidiyorlardı. Ayrıca arabalarına bindikten sonra anneleri emniyet kemerlerini kontrol etti. Babaları da "Herkes hazırsa yolculuk başlasın," dedi. Hep beraber yola çıktılar ve şehirdeki büyük hayvanat bahçesine gittiler. Şehirdeki büyük hayvanat bahçesi evden çok uzaktaydı. Arda ve Ayşe ise bu uzun yoldan şimdiden sıkılmışlardı. İkisi de çok heyecanlıydı. Sadece hayvanları görmek, hatta biraz fıstık, patlamış mısır ve gazoz almak istiyorlardı. Ama yol bir türlü bitmiyordu. "Henüz varmadık mı?" diye sordu Arda. "Hayır," diye yanıtladı annesi. "Biraz zaman alacak. Neden sen ve kardeşin Ayşe dışarıyı izleyip ağaçları saymıyorsunuz?" Arda Ayşe'ye baktı ve sonra camdan dışarı bakmaya çalıştılar. Ama koltukları çok alçaktaydı. Neredeyse hiçbir şey göremiyorlardı. Ayşecik homurdandı. "Baba, pencereden dışarıyı göremiyoruz. Henüz varmadık mı?" Arda da ekledi. "Evet, daha gelmedik mi baba?" Anneleri araya girdi. "Yaklaşıyoruz çocuklar. Neden beraberce şarkı söylemiyorsunuz? Böylece zaman çok hızlı geçecek." "Peki," dedi Ayşe. Sonra Arda'ya doğru eğildi ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Arabanın önüne dönüp şarkı söylemeye başladıklarında ikisi de gülümsüyor, hafifçe kıkırdıyorlardı. "Hala varmadık mı? Hala varmadık mı? Hala varmadık mı? Hala varmadık mı?" Babaları annelerine baktı ve yumuşak bir sesle, "Seni bilmiyorum ama burada olduğumuza çok sevindim," dedi. Sonra derin bir sesle, "Vardık, vardık, vardık," dediler. Arda ve Ayşe kıkırdıyorlardı. Arda ve Ayşe çok eğlenceli bir gün geçirdiler. Tüm hayvanları ziyaret ettiler. Neşeli hayvanlarla birlikte eğlendiler. Peynirli sandviç, patlamış mısır ve fıstık yediler. Artık ayrılma vakti gelmişti. Anneleri emniyet kemerlerini taktı, son kontrolleri yaptılar ve eve doğru yola çıktılar. "Umarım yorgundurlar ve uykuya dalarlar," diye fısıldadı baba anneye doğru. "Henüz varmadık mı? Anne!" dedi Ayşe. Yumuşak bir sesle kıkırdadı.